Hava Diskolik. Anında haber, anında bilgi. Zonguldak'ta yanmış cesedin detayları belli oldu. 50 yaşındaki Afgan uyruklu Muhammed Noor Tani'nin yanmış cesedinin bulunmasının ardından yeni izler ortaya çıktı. Soruşturma kapsamlı bir şekilde devam ederken fail olduğu iddia eden bir kişiyle diğer 5 şüpheli sorgulandı. Zonguldak'ta 10 Kasım günü Rat Mahallesi Krat mevkisinde yanmış bir ceset bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler cesedin 50 yaşındaki Afgan uyruklu Muhammed Noor Tani'ye ait olduğunu tespit etti. Soruşturmanın başlatılmasının ardından jandarma ekipleri, öldürülen için çalıştığı iddia edilen kaçak maden ocağı bölgesinde inceleme. 5 şüpheli gözaltında. Görgü tanıklarından birisi Norten'in kaçak ocakta çalıştığı esnada fenalaşarak birincisini kaybettiğini söyledi. Bunun üzerine kaçak ocağı işlettiği iddia edilen şahıs ile diğer 5 şüpheli gözaltına alındı. 6 şüpheli jandarmadaki sorgu ocak sahibi olduğu iddia edilen ve daha önceden de başka bir suçtan ceza aldıkları ancak hükmün açıklanmasının geride bırakıldığı öğrenilen 2 şüphelinin Norten'in öldüğünün ortaya çıkmasıyla birlikte infazlarının yanacağı düşüncesiyle hareket ettikleri ocakta öldüğü iddia edilen Norten'in hastaneye götürmediği öne sürüldü. Yakmaya karar vermişler. Taviz adamı yakmaya karar verdiklerinde ise birisini yapmayın öyle şey mi olur diyerek yanlarından ayrıldı. Şüphelerin ise bir akaryakıt istasyonundan benzin aldı. Daha sonra cesede cinayet süsü verilmek üzere yakıldığı iddialar arasında yer aldı. Novartel'in kaçak uzakta yoldüğü ileri sürülse de adli tıp raporundan gelecek rapor ile cesedin sağken yoksa öldükten mi sonra yakıldığı belli olacak. Ocak kullanıma kapatıldı. Öte yandan söz konusu kaçak maden ocağının geçen 6 Kasım günü göç artırıları kullanımız hale getirdiği ancak şüphelenin başka bir giriş açacak yeniden kömür üretimi başladığı iddia edildi. Cesenin ortaya çıkmasının ardından söz konusu yerde göç artırıları ocak tamamen kullanıma kapatıldı. 6 şüphelenin jandarmadaki sorgusunun ardından adliyesine sevk edilmesi bekleniyor. Haberlerin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.